Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bilgisayar yani bilişim teknolojileri birinci dönem birinci yazılısını yapacağız 5. sınıflar için. Çok fazla uzatmadan hemen başlayalım çünkü uzun bir yazılımız var arkadaşlar. 40 sorudan oluşan bir yazılı bu ve çok güzel bir yazılı. Çoğu okul tarafından bu yazılı soruları kullanılmaktadır. Hemen başlayalım. Merhaba ben Ayşe. Geçen aylarda çok uğraştık. Bir film izleme yazılımı geliştirdim. Bu yazılımdan herkesin hiçbir ücret vermeden yararlanmasını istiyorum. Yazılım hangi türdedir sizce arkadaşlar? Doğru cevap direkt uzatmayalım. Ücretsiz yazılım arkadaşlar. Cevapları bir kenara yok. Not edin mutlaka ve sonuna kadar izleyin lütfen. 2. Bilgisayarın ilk açılma anından kapanana kadar kullandığı sürece görev yapan ana yazılım aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki işletim sistemi yazılımları. Doğru cevap A olacak sevgili öğrenciler. 3. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın saklama deposu olarak da bilinir? Evet yani saklama deposu çektiğimiz filmleri, fotoğrafları gizlediğimiz, koyduğumuz yere ne deriz? Hard disk deriz değil mi arkadaşlar? Her şeyi depoladığımız yere hard disk adı verilir. Geçelim dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir donanım değildir? Disk sürücüsü, RAM, not defteri, ROM. Elbette ki ne diyor? Donanım diyor arkadaşlar. Burada doğru cevap C olacak. Not defteri bir donanım değildir, değil mi arkadaşlar? Bu bir yazılımdır. Geçiyoruz. Beşinci soruya. Anakartın görevi nedir? Bilgilerin depolanmasını sağlar, tüm donanım parçalarının elektrik akışının kontrolünü sağlar. Evet, anakartın görevi tüm donanımın parçalarının elektrik akışının kontrolünü sağlamasıdır arkadaşlar, anakart. 6. Elektrik kesilince son yazılan bilgilerin kaybolmasının sebebi hangisidir? Çok basit aslında arkadaşlar. RAM üzerindeki bilgiler elektrik kesilince yok olur. Hangi seçenek? Dosyanın açığı RAM C seçeneği. RAM üzerinde herhangi bir şey yazmışsanız elektrik kesildiğinde bilgisayarınız kapandığında oradaki bilgiler silinir. 7. soruya geldik hemen. Bilgisayardaki verileri kağıda aktarmak için kullanılan donanım hangisidir diyor 7. sorumuz. Cevap nedir arkadaşlar hemen? Yazıcı değil mi? Herhangi bir bilgi varsa kağıda aktarmak için ne kullanmak zorunda kalırız? Yazıcı kullanırız. Yazıcıdan çıktı alırız değil mi sevgili öğrenciler? Aşağıdakilerden hangisi? GPU'nun hız birimidir. Evet, hangisi GPU'nun hız birimidir? Mesela kaç GHz deriz değil mi arkadaşlar? Yani bu nedir? Hız birimidir bu. GHz. Ve işte ROM, RAM ve byte var arkadaşlar ama hayır. CPU'nun yani siz CPU diyebilirsiniz hız birimi GHz'dir. Aşağıdakilerden hangisi kapasite ölçü birimidir arkadaşlar? Kapasite ölçü birimi nedir? Mesela terabyte, gigabyte, megabyte deriz değil mi? Kapasite ölçü birimi o halde burada onlardan hangisi var? Byte var arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği byte olacak. Hemen geçiyoruz. 10. soruya. Not defteri ile oluşturulmuş bir belgenin uzantısı. Evet. Not defteri ile oluşturulmuş bir belgenin uzantısı arkadaşlar ne olacaktır? 10. sorumuzun cevabı. İsterseniz not defterinizi açın. Bir belge oluşturun. Sonunda TXT yazacaktır arkadaşlar. Text yazacaktır değil mi? Yani doğru cevap ne olacaktır? 10C olacak. Not defterini açtığınızda bir dosya oluşturduğunuzda uzantısında bunu görürsünüz. Paint programı ile oluşturulmuş bir belgenin uzantısı nedir? Paint programını açın, bir belge oluşturun arkadaşlar. Hemen şunu göreceksiniz. A seçeneği, ha çıkmış şurada A seçeneği. BMP, BMP veya siz nasıl okursanız bilmiyorum olarak ortaya çıkacaktır. 12. Word'de hazırlanan dosyanın uzantısı Doge ya da DocX olabilir arkadaşlar. DocX de ama burada hangisi var? Doge uzantısı olarak karşımıza çıkar. Geçiyoruz 13. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın 4 temel bileşenidir? Bilgisayarın 4 temel bileşeni. Ne var arkadaşlar? İzlediğiniz monitör, monitörü çalıştıran, içinde aletlerin parçaların olduğu kasa, fare,
fareyle hareket ettiriniz, klavyeyle yazarsınız değil mi? Yani monitör, kasa, fare, klavye. Nerede? Monitör, kasa, fare. Yazıcı olmaz. Fare, tarayıcı. Burada tarayıcı olmaz. Hoparlör olmaz. Geriye ne kalıyor? Evet, monitör, kasa, fare, klavye kalıyor. Geçiyoruz. 14 bir byte kaç bitten oluşur? Çok fazla çıkan bir soru arkadaşlar. Hemen 8'i arıyoruz. Nerede? C seçin. Şunları biraz birbirinden ayıralım. 8'i arayacağız. C seçeneğinde 8 var. Hemen işaretledik. Bir byte kaç bitten oluşur? 8. Dijital ölçü birimlerinden büyükten küçüğe. Aman bunlara dikkat edin. Büyükten küçüğe diyor arkadaşlar. Doğru sıralanması hangi seçenekte verilmiştir? En büyük ne olur? Bakalım burada en büyük ne var? Gigabyte vermişler. En büyük B'yi direkt eliyoruz. Gigabyte, megabyte, gigabyte, byte. Direkt A seçeneği çıktı arkadaşlar. Büyükten küçüğe sıralanması A seçeneğinde var. Tersi de küçükten büyüğe sıralamadır. 15'i de yaptık. Geçelim. 16. sorumuz nerede? Şu tarafta kalmış o halde. 16. sorumuz. Geçiyoruz 16. sorumuza. Ali öğretmen 4 öğrencisine bilgisayarlarındaki resimlerim klasörünün boyutunun ne kadar olduğunu sormuşlar. Öğrencilerden Selma 2048 GB, Eren 75 MB, Ceren 3 GB, Mustafa 1 TB olduğunu söylemiş. Öğrencilerden en fazla resmi, özür diliyorum, olandan en az olana doğru sıralayınız. Burada en ne diyor? En fazla resmi olandan, yani en büyükten başlayacağız. Tedabayttan başlayacağız. En kim demişti? Mustafa. Bir tedabayt. Mustafa en büyük Mustafa'nındır arkadaşlar. Ya B ya C olacak Mustafa'dan. Sonra hemen bakıyoruz. Mustafa'dan sonra gigabyte, 3 GB, megabyte. Evet, C, E ve S. Evet. Doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. 16. soru. Geçiyoruz 17. 1 GB kaç megabyte yapar diyor. 17. soru. 1 GB 1024 MB eder arkadaşlar. Hiç uğraşmaya gerek yok. Geçiyoruz. Depolama birimlerinin depoladıkları bilgi miktarına göre sırası hangisidir? Hangisidir? Ha, bilgi sırası depolanması. Evet, büyükten küçüğe falan değil, ölçü birimi değil. Depolama birimlerinin depoladıkları bilgi miktarına göre sıralaması hangisidir? Hard diskten başlayacağız. En başta hard disk olacak. A, C, B, yani direkt D'yi siliyoruz. Hard disk, DVD, CD, disket. Arkadaşlar C seçeneği, hiç üstünde durmuşuz. C seçeneği. Hard disk, ondan sonra DVD. DVD'den sonra CD, CD'den sonra en küçüğü nedir? Diskettir. Sıralaması bu şekilde olur. Geçiyoruz 19. soruya. 19. soru diyor ki, Word'de çalışma yapılan sayfa kenarlık nerede? Kenarlık nereden eklenir? Sayfa kenarlığı nereden eklenir arkadaşlar? Hemen bir Word belgesi açın. Sayfa düzeninde açarsınız ve eklersiniz istediğiniz kenarlıkları değil mi? Sayfa düzeni 19B. Hemen 20'ye geliyoruz. 20. soru. Bakalım ne diyor? Yandaki düğümlerin işlevleri sırasıyla nedir? Bu kalın, bu italik, bu altı çizili. Kalın, italik, altı çizili. C seçeneği arkadaşlar. 20. soru. C seçeneği. Şurada bir karakter verilmiş. Yazı boyutu veya rakam boyutunun büyüklüğü. Burada büyütürüz rakamları. Yazı boyutunu büyütürüz. Burada 9 punto var. 12, 15, 20 punto, 48, 72 puntoya çıkarız değil mi? Karakter boyutunu değiştirir diyor. B seçeneği 20. pardon 21. soru. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Karakter boyutunu değiştirir. Dediğim gibi punto, yazı puntosu burada değiştirilir arkadaşlar. 22 yandaki simgenin görevi nedir diyor 22. soru. Bu simgenin görevi arkadaşlar boş belge gösteriyor. Bak burada yeni boş belge nerede? Yeni boş bir belgeyi size açar. 22'nin cevabı Bursa. 23'e hemen bakıyoruz. Bu disket arkadaşlar, kayıt. Simgenin görevini buna kaydet diyor. Burası kayıttır. Dosyayı kaydeder. Evet, 20D seçeneği. Dosyayı kaydederiz. Hemen geçiyoruz 24. Yandaki simgenin görevi nedir diyor. Bak burada bir dosya simgesi vardır değil mi arkadaşlar? Nedir bu? Kaydedilmiş bir dosyayı açar. Bakın, dosya kaydedilmiş. Sizin onu açmanızı istiyor bu işaretli. 24'ün cevabı
kaydedilmiş bir dosyayı açar. Peki bu nedir? Sola doğru yaklaştırır arkadaşlar bu da. Ortalar, elimde iyi özür dilerim. Sola yaklaştırır, ortalar sağa yaklaştırır. Bu da ekranı tam kaplıyor sanırım, değil mi arkadaşlar? 25'in cevabı ne olacak? Yasla diyor, yani sağa sola yasla dördüncüde. Her tarafa yasla, ekranı tamamen düzelt diyor. Bir tarafa yaslama yani. 25'in cevabı o halde ne olacaktır? Sola izala, ortala, sağa izala, yasla. Evet, B. Arkadaşlar B seçeneğinde bu sıralama var. Geçiyoruz hemen 26. Word nedir? Çoğunuz kullanıyorsunuz değil mi? Kelime, işlem, programı. Başka var mı? İşletim sistemi, tablo, grafik, hesap, program. Evet, Word nedir arkadaşlar? Kelime, işlem, programıdır. 26. C seçeneği. Üzerine girdiğiniz yazı yazdığınız zaman sol alt kenarda kaç kelime yazdığınızı size sürekli gösteriyor değil mi arkadaşlar? Fark ettiniz mi bilmiyorum. Mesela şu anda burada bakın şu sol altta sözcük 938 yazıyor. Bu Word'ün bir özelliğidir. Bakın şurada 938 tane sözcük varmış demek ki. Şu anki dosyamızda, okuduğumuz dosyada. 27'yi hemen yapıyoruz arkadaşlar. Şu simge ne işe yarar? Evet, aşağı ve yukarı satır aralığını ayarlar arkadaşlar. 1 santim, 1,5 santim, 2 santim, 2,5 santim satır aralığını, genişliğini ayarlar. Yani doğru cevap B seçeneği olacak. Geçelim sonraki sorularımıza bakalım. Evet, sonraki sorularımıza şuraya geçiyoruz. 28. Seçili yazıları renklendirmek için hangi simge kullanılır? Tabii ki seçilen yazıyı renklendirmek için şu arkadaşlar gördüğünüz gibi, evet şunu yapıyoruz zaten, gördüğünüz gibi bu simgeyi kullanıyoruz. Kırmızı yaptım o simgeyle. Seçili yazıları kalınlaştırmak için arkadaşlar şu kalın kullanırız. Yazıları ortalamak için bakın şu B seçeneği 30 arkadaşlar. B seçeneği ortalamak için kullanırız. Yazıların sağa hizalamak, bakın sağ şu sağ tarafa hizalamışız. C seçeneği. Paragrafı aşağı indirelim. Özür diliyorum. Göremeyebilirsiniz. Paragraf başlarına madde işareti eklemek için hangi simge kullanılır? Aslında arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Şu karakter koyarsınız. Nokta. Şu sayı koyarsınız. Şu satır aralığı koyarsınız. Satır paragraf derinliğini koyarsınız. Ama 32'nin cevabı A. Özür diliyorum. 32'nin cevabı arkadaşlar madde işareti. Ama burada belirsizlik var. Madde mi? Madde işareti mi? Sayı madde işareti. Ama madde işareti budur. Bu da maddeleri sıralamış. İşaret dediğine göre arkadaşlar A seçeneğini işaretlemek zorundayız. 32'de A seçeneğini yapmak zorundayız. Madde işareti diyor çünkü. Sayı sıra demiyor. Madde işareti dediğine göre onu yapmak zorundayız. 33. Aşağıdakilerden hangisi ile yazıya vurgu yapıp rengini değiştirebilirsiniz? Evet, yazıya vurgu yapıp rengini değiştirmek için arkadaşlar şundan vurgu yaparız, şundan rengini değiştiririz. A seçeneği sarı olandan, istersen hemen göstereyim. Bakın şundan vurgu yapıyorum, gördünüz mü? Şundan da rengini değiştiriyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Birine vurgu yaptım, zemini değiştirdim. Birine yazının rengini değiştirdim. Evet, canlı canlı izlediniz. Doğru cevap A seçeneği. Geçiyoruz. 34. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 34. soru hangisi yanlıştır diyor. 1 GB, 1024 byte, 1024 MB, 1 GB, 2048 byte, 1 GB tabii ki yanlış. 1 byte 8 bit. Evet doğru. 35'te bir eşleştirme var. Aşağıdakilerde bilgileri eşleştiriniz. Dosya uzantısı ve hangisine aittir diyor. Mov arkadaşlar film. Aynı renklere mi boyasak, nasıl yapalım bilmiyorum. Mov film şöyle yapalım. Kırmızı yapalım. Kırmızı yapalım. Bunların uzantısı aynıdır. JPG arkadaşlar resim. JPG resim, JPG'yi mavi yapalım. Resmi de mavi yapalım. Evet, bunlar birbirine ait demektir. MP3 biliyorsunuz bir müzik dosyası uzantısıdır arkadaşlar. Bunu ne yapalım? Şöyle parlak bir yeşil yapalım. Nerede müzik? Evet, müzik. MP3 müzik dosyası. Evet, tekste zaten yazı olarak siyah kalsın arkadaşlar. Tekste yazıya
denk geliyor. Aşağı inelim bakalım. Burada ne var? Kullanım ile ilgili aşağıdaki ha, doğru yanlış soruları arkadaşlar. Bakalım doğru yanlış sorularını yapalım. Ne diyor? Bakalım. Birinci sorumuz. Başka kişilerin dosyalarını karıştırırım. Tabii ki yanlış. Bilgisayarı yanlış bilgiyi yaymak için kullanırım. Bilgisayarı yanlış bilgiyi yaymak için kullanırım. Arkadaşlar bu da yanlış. Olur mu? Bilgisayar yanlış bilgi için olur mu? Şifre seçerken güçlü şifreler tercih ederim. Doğru. İnternette tanımadığım kimselerle sohbet etmem. Doğru. Bilgisayar sadece oyun oynamak içindir. Hayır, yanlış. Geçiyoruz. Sonraki soruya bakalım neymiş? Aşağıdaki dosya uzantılarını dosya türleriyle eşleştiriniz. Ha, bakalım neymiş? Buraya mesela ne yazalım? Exe 37 arkadaşlar. Exe bir program dosyasıdır. Bildiğiniz gibi nerede program dosyası var mı? 4. Buraya 4 yazalım. JPEG arkadaşlar bir resim dosyasıdır. 2 yazalım. MP3 bir ses ya da müzik dosyasıdır. Nerede? 1. RAR bir sıkıştırma. RAR ya da zip de kullanabiliriz değil mi? Sıkıştırma dosyasıdır. 5. Doça ne kaldı arkadaşlar? Word dosyasıdır. Her zaman söylüyoruz. Word Doç olarak uzantısı ortaya çıkar. Bunu da böyle yaptık. 38'e geldik. Aşağıda bulunan numaralandırılmış düğmelerin, görevlerinin numaralarının karşısına yazınız. Ha, 1, 2, 3, 4 verilmiş. Bu nedir arkadaşlar? Yazıyı kalınlaştırır değil mi? Yazalım mı uzun uzun? Yazı tipi yazıyı kalınlaştırır diyelim. Yazalım. Ya da koyulaştırır. Fark etmez. Siz ne dersiniz? 2. Yazıyı italik hale getirir. İtalik diyelim. 3. Yazının seçilmiş olan yazının altını çizer. Dört ne arkadaşlar? Yazı karakterinin rengini değiştirir. Seçmiş olduğunuz yazı karakterinin yazı tipinin rengini değiştirir değil mi? Yani karakteri ya da tipi yazı tipi diyelim. Evet, yazı rengi yanlış yazmışız. Yazı karakterinin rengini değiştirir. Başka soru var mı aşağıda? Yok. Yan tarafa geçelim. Evet, uzun bir sınav, haklısınız ama bu sınav soruları arkadaşlar mutlaka karşınıza çıkıyor. Aşağıda bilgisayar ölçü birimlerinin küçükten büyüğe doğru halkalarının içine yazınız. Ne demiş? Dikkat edelim. Küçükten büyüğe doğru arkadaşlar. Şunu bir kere bir renkli yapalım. Mutlaka bunların altını çizin. Yoksa hata yaparsınız arkadaşlar. Küçük dediğine göre bit. Şuraya altına yazalım. Bit içine yazılmıyor. Bitten sonra byte gelir arkadaşlar. Byte'dan sonra kilobyte. Kilobyte. Yanlış. Bit, byte burası. Kilobyte, kilobyte. Tamam. Kilobyte'dan sonra megabyte gelir. Megabyte. Megabyte'dan sonra gigabyte gelir arkadaşlar. Zaten en son gigabyte değil mi? Evet. Gigabyte gelir. Sıralaması bu şekildedir. Şimdi boşluk doldurma sorular. Şurada bir şeyler verilmiş. Bunları yerlerine yerleştirin diyor sanırım. Bakalım kelimeleri yerleştirelim. A seçeneği bilgilerin bilgisayarda kalıcı olarak saklandığı birime ne denir? Az önce de söyledik aslında. Ne denir arkadaşlar? Sabit disk. Yani biz buna ne diyoruz? Hard disk. Nerede var sabit diski? Bulalım. Evet şurada. Sabit disk ya da hard disk zaten parantez içinde de yazılmış. Hemen yapıştıralım. 2. Bilgisayar donanım doğrudan denetimden, yönetimden ve uygulama programlarını
çalıştırmaktan sorumlu olan yazılıma ne denir arkadaşlar? Bunu aslında yukarıda yine değinmiştik değil mi? Bir işletim sistemi olmadan siz bu işleri yapmazsınız. İşletim sistemi nerede? Evet, şurada. İşletim sistemi tüm bunlardan sorumludur. Bilişim ya da bilgisayar öğretmenlerinize bunları sorun ve bilgisayarı da lütfen çok iyi öğrenin. Bilgisayarsız artık hiçbir iş yapılmıyor arkadaşlar. Bir iş aramaya gittiğiniz zaman bile bilgisayar bilip bilmediğiniz size sorulacaktır. Bilgisayar çok önemli. Bilgisayardaki matematiksel mantıksal tüm işlemlerin yapıldığı bilgisayarın beyni olan donanıma ne denir arkadaşlar? İşlemci değil mi? Her şeyden sorumludur. Mantıksal ve matematiksel işlemci. Yukarıdan almaya hiç gerek yok. Burada yapalım. Görüntüyü işler ve işlenen görüntünün ekrana aktarılmasını sağlayan donanım parçasına ne denir arkadaşlar? Görüntüyü ekrana aktaran donanım. Adı üstünde değil mi? Ekrana aktarıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Ekran kartı diyeceğiz. En sonuncu ise arkadaşlar, kanalımıza bu arada abone olmayı umarım unutmamışsınızdır. Hemen bilgilerin geçici olarak saklandığı, elektrik kesilmesi durumunda içindeki bilgilerin silindiği donanıma RAM denir değil mi? Yukarıda da bunun gibi bir soru sanırım vardı. Evet, RAM olarak yazıyoruz. Evet arkadaşlar, sınavımız bitti. Çok güzel bir sınav. Her yerde, her sınıf düzeyinde 6, 7, 8, lise 1'e kadar arkadaşlar karşınıza bu sorular çıkar. Çok geniş, yelpazeli sorular bunlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bol bol yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.